Kanalıma hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir. Ben bugün sizlerle kabiberden salça yapımını paylaşacağım arkadaşlar. Burada benim 6 kilo kabiberim var. Bunları güzelce yıkadım, temizledim. Şimdi bunların tohumlarını alacağım içinden. Hiç tohum kalmayacak şekilde ince ince doğrayacağım. Ben ince ince doğruyorum ki tencereme hepsini aldırayım diye. Siz istediğiniz büyüklükte doğrayabilirsiniz tabii ki. Tohum kumamaya dikkat ediyorum arkadaşlar. Kalsa da bir şey olmaz, süzgeçte kalır ama süzgecimizi tıkayabilir. Onun için tohumlarını güzelce temizleyelim. Ben bütün biberlerimi bu şekilde doğradım balkonumda. Şimdi ocağıma götürüp üzerine tuzunu koyacağım. Haşlamaya bırakacağım. Dört yemek kaşığı salamura tuz koydum ben ilk etapta. Daha sonra bakacağım tabii ki ekleyeceğim. Yarım su bardağı da su ekliyorum biberime. Onunla birlikte haşlıyorum. Zaten biberi de su koyacağı için yarım su bardağı su yeterli. Biberimizi güzelce haşlayalım arkadaşlar. Ne kadar güzel haşlarsak o kadar güzel çekeriz blenderdan. Bakın blenderdan çorba gibi çektim. İyice çekiyorum ki daha çok salçam olsun diye, posası az çıksın diye. İyice çekerseniz süzme işlemi de daha kolay olur. Bu şekilde makarna süzgecinden süzüyorum ben. Zaten çabuk da geçiyor. Hiçbir zaman haşladığınız biberin suyunu dökmeyin arkadaşlar. Onunla birlikte çekin ki daha çabuk geçsin. Bakın posası nasıl kaldı. Zaten direkt çabuk geçiyor. İyice çekerseniz, iyice haşlarsanız benim yaptığım gibi çabuk geçiyor arkadaşlar. Bu da kalan biberin kabukları. Benim bütün salçam bitti. Şimdi tepsime döküyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı salamura tuzu tekrar koydum. Baktım ihtiyacı vardı. Ben çok da tuzlu yapmıyorum. Ev salçaları biraz tuzlu oluyor ama ben yine de normal tuzda yapıyorum. Hiç de bir şey olmuyor. Artık balkonumda güneşleteceğim. Ara ara karıştırıp suyunu çektireceğim. Bakın yüzü kurumaya başladı arkadaşlar. Suyu da bayağı çekmeye başladı. Daha bugün koydum güneşe. Bakın suyu gitti. Birinci günde arkadaşlar bakın bu halde. Bunları gün gün gösteriyorum ki. Bu da ikinci günümüz arkadaşlar. Suyun bayağı azalmaya başladı. Ara ara karıştırmayı unutmayalım. Ne kadar çok karıştırırsak o kadar çabuk olur salçamız. Bu da üçüncü gün. Üçüncü günde aslında salçam olmuş durumda. Hiç suyu kalmadı ama ben biraz daha katı seviyorum salçayı. O yüzden bir gün daha bekleteceğim. Evet, bu da dördüncü günümüz. Salçam bu kıvamda. Şimdi 1 litrelik kavanozuma güzelce bastıra bastıra salçamı koyuyorum. Ben salçaların üzerine böyle tarihini atıyorum arkadaşlar. Eski salçayla karışmasın diye. Kavanozumuzu tam doldurmayalım. Üzerini biraz eksik koyalım ki zeytinyağı da koyalım. Sonuçta bu şişede bilir. Bir belli bir miktarını boş koyalım. Streç filmle her zaman kapatıyorum. Ben sonra kapağımı kapatıyorum. Hiçbir şey olmadan 2-3 yıl benim salçam hiçbir şey olmadan kullanabilirim. Ben zaten şimdi bunu buzdolabına koyacağım. Bizim Antalya sıcak olduğu için mecburen buzdolabında saklamam gerekiyor. Siz kilerinize koyabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.